Alan adları 1 ila 10 sene arasında değişen sürelerde satın alınabilirler. Aslında kiralamak demek daha doğru olur sanırım bunu. Örneğin 1 yılını aldığınız bir alan adını 1 senenin sonuna yenilemediğiniz takdirde artık alan adı sizin sahipliğinizden çıkacaktır. Ancak alan adını aldığınız farklı sitelerin bu konularda farklı uygulamaları mevcuttur. Örneğin benim sıklıkla kullandığım GoDaddy sitesinde şöyle bir hizmet şeklinde verilmekte bu. Alan adının süresi bittikten sonra 30 günlük bana bir süre veriyor. Pişmanlık süresi diye tabir ettiği. Ve bu süre içerisinde ceza olarak alabiliyorum. Ama bundan önce de sık sık hatırlattığı için böyle bir cezaya tabi tutuyor. Alan adı eğer süresi doldu, ödemediniz ve artık boşa çıktığında başka biri alırsa bu konuda çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Eğer marka tescilli değilseniz, marka tescilliyseniz çeşitli cookie kaynaklara başvurup bunun için tekrar alım sürecine girebilirsiniz. Alan adları, sahip olduğunuz alan adlarını zamanda yenilemezseniz başkalarının bu alan adlarını alması gibi problemler yaşayabilirsiniz. Online olan yani aktif olan sitelerde bu özellikle problem olabilir. Çünkü sitenizin isminin bir anda başkasının eline geçtiğini düşünün. Bu oldukça problemli bir duruma neden olacaktır. Bunun dışında alan adları konusuna yatırım yapmış insanlar da her sene bu alan adlarını yenilemektedirler ve alan adlarını yenilemedikleri zamanlarda ilerideki ticari mülklerini kaybedecekleri bir durum ortaya çıkaracaktır bu durum.